İKAS'ın sunduğu transfer dosyasıyla Beşiktaş bölümümüze geçelim. Şenol Güneş ilk notu Bekadeka transferini veto etti. Hemen sana virgül koyduğum yerden tekrar sözü bırakıyorum. Ya şimdi elinde Jetson gibi bir oyuncu olmasa bir tane en azından Bekadeka gibi rotasyonda çok atlet, işte top çalan, kesen ve driblingle top taşıyan bir orta savcısı isteyebilirsin. Biraz Badu Endia'ya da bu sınıfa giriyor mesela. Ama elinde zaten Jetson var o modelde. Bir de bunun 6 numarası yani. Bir de biraz daha geride oynatacağın ikinci bir kesiciyi almak oyun kuruculukta Beşiktaş'ı çok zorlardı bence. Ben öyle düşünüyorum. Bir de mesela az önce Mustafa'nın söylediği gibi büyük takımlar topa sahip olup bir şeyler organize etmek istiyor. Amir Adziamatoviç o anlamda ne kadar değerliyse Bekabeka da o anlamda o kadar eksik. Topu ayağına aldığın zaman bir şeyler kurgulama konusunda. Yani illa bu kilit pas atacaksın anlamında değil. Ver sağ beke, tempoyu düşür, oyunu ayarla, rakibi yerleştir. Atıyorum iç sahada Ankara gücüyle oynuyorsun. Maç gitgelli başlamış. Gitgelli oynamak senin zararına bir şey yani. Bir durdurman lazım önce oyunu. İşte orada mesela bu Sergio Oliveira tipi, Amir Adziamatoviç tipi orta sahalar çok faydalı oluyor sana. Basıyor topa, bir tempoyu düşürüyor, rakibi yerleştiriyor. Sonra da hadi bakalım Beşiktaş gibi oyna diyebiliyorsun. Bekabeka ve işte Jetson tipi oyuncular çok gitgelli. İkisini birden oynatmak kağıt üzerinde şöyle düşündürtüyor sana. Bekabeka ve Jetson ligin en tempolu orta sahası olur. Atıyorum. Hı hı. En sert, en kesici orta sahası olur. Ama oyun da kurman gerekiyor. Tek yönlü değil ki bu iş. Çok dengeli bir iş yani. Ne kadar oyun yani top kesiciliğin önemli ama oyun kuruculuğun daha da önemli hale geliyor. Özellikle iç saha maçlarında. Orada da belli dengeleri kaybediyorsun. Bir tane iyi bir 10 numara bile kaldırmayabiliyor. Atıyorum Lanzini'yi aldın diyelim. Bekabeka, Jetson, Lanzini. Birinin gelip savunmadan da top çıkarması lazım. 10 numaranı savunmaya kadar geri mi çekeceksin? Bekabeka ve Jetson çıkaramadığı takdirde. O yüzden bana Jetson'un alternatifi gibi düşünülebilir diye düşünüyordum Bekabeka'yı. Veya böyle skoru aldım 1-0 Beşiktaş öne geçti falan. Son 30 dakikada Bekabeka'yı da al gibi bir şey geliyordu. Ama zaten elinde Jetson varken yedeği almak için de çok pahalı bir oyuncu olacağı için çok Şenol Hoca'lık bir oyuncu gibi gelmiyordu bana. Amir Adziamatoviç çok daha fazla Şenol Hoca'lık oyuncu mesela. Salih de öyle. O yüzden veto etmesine hiç şaşırmadım ben açıkçası. Sen ne diyorsun Bekabeka'nın veto edilmesiyle ilgili? Ben de yaptığım videoda benzer eksiklikten bahsetmiştim. Bekabeka gerçekten neredeyse hiç yok yani top kullanımı. Dribling özelliği gayet iyi, temposu gayet iyi, top kesme özelliği gayet iyi. Maksimum 6 numara olurdu Beşiktaş'ta. Hatta 8 numara olarak da görmüyordum ben. Maksimum 6 numara olurdu savunma önünde. İşte Torreira'lık yapabilecek bir oyuncu. Ama Torreira'dan o basit pasları en azından görebiliyoruz. Yani topu kazandıktan sonra işte bekin, koşu yapan bekin önüne, yanındaki 8 numaraya. Zamanında topu ayağından çıkarma işi var. Bekabeka da çok yok. Sadece olumlu pasları genellikle topu kazandıktan sonra dribling yapıp dengesiz bir savunma hattı yakaladığında oralara ara toplar atabiliyorsun. Ama Beşiktaş şöyle fırsatla çok fazla yakalayamayacaktı. Genellikle yerleşmiş savunmaya karşı pas kabiliyeti olan özellikler bekliyorsun bu tip oyunculardan. Bekabeka da o yoktu. O yüzden evet bence de çok dengeli bir orta saha dağılımı çıkmazdı bu isimden. Kondogbia çok iyi bir profildi mesela. Zaten Marsilya aldı yani iyi de bir ligde kaldı. Yani Kondogbia hem işin o durdurucu kısmını yapacak hem o topla çıkma kısmını yapacak hem de pas dağıtımı kısmını yapacak bir oyuncuydu. Yani orada 6 numarada bir isme gidecekse Beşiktaş, Hacı Ahmetoviç üstünde bir oyuncu alacaksa bu profilde bir isme gitmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü hakikaten Hacı Ahmetoviç bir an önce işte kesilmesi gereken, üstüne adam alınması gereken bir 6 numara değil. Mesela şey Aboubakar överken hep şu tabiri kullanıyoruz ya, kendi kendine de gol atabiliyor diye. Hakikaten öyle yani. Şu anda ligdeki santrafor arasında ekmeğini taştan çıkartabilen bir numaralı oyuncu. Ama ne olursa olsun Adana Demirspor maçında Aboubakar inanılmaz bir topun gelişine vurma özelliği var. Sol ayarla o topu vurabiliyor ama o top, yani o uzun pası da Hacı Ahmetoviç atabiliyor. Yani birilerinin de sonuçta o kale etrafına o topu indirebiliyor olması lazım. O yüzden Beşiktaş illa 6 numarayı transfer alacaksa ya alternatif alabilir. Yani bizim işte maçına göre Avrupa maçlarında, derbi maçlarında maçına göre biraz daha fiziği oraya dolduracak bir oyuncu alalım. Alternatif bir isme gidebilirsin. Hemen dediği gibi Sinan'ın da Bekabeka alternatif olması için fazla pahalı bir oyuncuydu. Ya da işte daha yüksek bir profile gidersin Hacı Ahmet Hoca kesebilecek. Burada ama asıl önemli olan Beşiktaş'ın hücuma kırılacak 8 numara ya da 10 numara pozisyonunda
kime gideceği. Kesinlikle orada çok belirgin bir ihtiyaç var. Ki adı geçen isimlerde doğru profiller. Lanzini böyle profil. Ben gerçek olmasını umduğum bir isim daha var, Coutinho, ama bizim hani muhabirlerimiz onu çok doğrulamıyor. Sen isteye isteye getireceksin. Ama yöneticinin ya verdiği profil doyuyor aslında. Öyle bir demeç vardı ya, işte İspanya'da oynamış, İngiltere'de oynamış, Bundesliga'da oynamış bir tane on numara, evet, vardı ya. Aslında Coutinho tarif ediyor yani. Ben kimim şeyine dönüyor burada. Bundesliga ne zaman oynamıştı? Bayern Münih. Ha, doğru. Bu ara CV'si inanılmaz yani. Inter. Tabii canım. Yani dört büyüklükte de oynuyor. yani Coutinho bence mesela denenmesi gereken bir risk. Yani çünkü ben çok tutarsa, risk olduğunu düşünmüyorum. Coutinho dellali değil. Yani Coutinho... Yani şu yüzden diyorum. Sakatlık problemi yoksa yani Coutinho biraz böyle bir tutunsun burada, kader değiştirir. Yani çok başka bir şey olursun. Risk demen sebebin çok pahalı olmasından dolayıdır. Hem pahalı hem de en son Şubat'tan sonra bir sakatlık durumu var. Dönemedi bir türlü. Yani ama ben de bir risk alacaksam Coutinho'da alırım ya o riski çok de, yani. Çok şey değiştirir çünkü. Evet. Bir anda ne olmuş bu takıma dersin yani. Bence Şenol Hoca ile ilgili şunu düşünmek lazım. Şenol Hoca'nın kariyerinde kurduğu çok iyi takımlarda böyle net kesici 6 numara modeli bir oyuncu şart değil onun anlayışında. Hı hı. Mesela şeyi düşün. Trabzonspor'da 80 puanı geçtiği ve Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışı verdi 10-11 sezonu. Kolman Selçuk 2-8 numara. Önünde Jaja net 10 numara. Daha sonra Bursa Spor'la mükemmel bir takım yarattı. Birçok oyuncuyu satabildi. Belushi, Ozan Tufan, Josue 10 numara Josue. Belushi 8-10. Ozan Tufan 8. 6 numara yine yok. Daha sonra Beşiktaş'la ilk senesi benim en sevdiğim Beşiktaş. Oğuzhan Özyakup, Atiba, Sosa. Biraz daha 6'ya yakın olan Atiba var ama Atiba da gençliğinde daha 6-8 karışımı oynuyor. Evet, yani. Top kullanımı iyiydi ya Atiba'dan. Evet. Yani o beka beka değildi yani. Atiba aynen, hem top kesip hem de doğru kullanıyordu. Zaten öyle kazıma kesici 6 numara hiç kullanmıyor Şenol Hoca. Yani. Evet. Sonraki senesinde de Tolga Yarslan, Atiba yine, Oğuzhan ve Talişka. Yani net bir 6 numara kesici, Josef gibi bir 6 numarasıyla yok yani adamın kariyerinde. Josef, evet. Mehmet Topal tipi bir 6 numara yok. İlla kullanacağım öyle bir şey zaten yok. Hani uzun ebatlı yerine iki tane daha uyum kurucu, daha top yapabilen. O yüzden hani beka beka tarzı oyuncuyu çok... Mesela Kondogbia'ya da belki o yüzden illa alın dememiş olabilir. Kondogbia çünkü eskiden 8'di zaten Kondogbia da. Evet. Son Atletico Madrid maçlarını izledim. İyice altılaşmış artık. 30 yaşına gelmiş. Daha böyle kalıplı pozisyon tutan fizikli 6 numaraya dönüşmüş. O da bence hani Şenol Hoca çok öyle bir oyuncu istemiyor. Bence Şenol Hoca zaten Amir Jetson iyi işte ya 6-8-8 diyordur. İyi bir 10 numara lazım bana diyordur Salih bence. Salih de oynuyor burada. Salih de var rotasyonunda. Hani hem o Jetson rolünü hem de Hacan Batur rolünü yapabiliyor. 6-8'e dönüştü. Salih mesela Aykut Hoca dönemlerinde Fenerbahçe'de 10 gibiydi. Hı hı. Ama artık kariyerinin son 5-6 senesinde Alanya'da falan direkt 6'ydı zaten. 6'ydı. Bu arada yani Kartal, 6-8'e döndü yani. Kartal da kalacakmış takımda bu sezon. Hı. Kartal da aslında Hacan Batur tarzı bir 6 numara. O da evet, top dağıtıcı. Biraz sanki Kartal'da şey var. Geçen seneki Ümraniye'de bile oynayamadı ama Kartal. Yani Kartal'dan ben o kadar umutlu değilim. Yani Ümraniye'li Süper Lig'e çıkardı. İlk 11'deydi. Ama Süper Lig'de o kadar eksik olan Ümraniye'de bile oynayamaması. Yok, şu yüzden söylüyorum. Hani fikir olarak belli ki 6 numarada top kullanımı olacak. Hı. Ana plan bu yani Şenol Güneş'in aklında. İşte Hacı Ahmetoviç Kartal Ağa takımında kalsın. Duruma göre oynatırız. Gökmen'in verdiği haberdi bu çünkü. Evet. Sivas Spor'dan gelen oyuncu kiralanacakmış. Kerem Atakan kiralanacakmış o 8 numara. Onu tutmadı zaten hiç oynatmadı. Kartal'ı tutmayı planlıyormuş. Hani Kartal daha bir top kullanan bir 6 numara. Hani ana fikir belli ki 6 numarada bu tip bir oyuncu kullanmak onu işaret ediyor diye söyledim. Evet, beka beka transferi Betoydi'ydi. Kuzey ve Lanzini isimleri de Beşiktaş'ın gündeminde. Bu iki oyuncu ile ilgili görüşmeler devam ediyor. İşte belki Kuzeyev o bahsettiğin 2-8'den bir tanesine daha uygun bir profil olabilir. O da hücuma kalacak bir oyuncu. Kuzeyev de öyle aslında. Yani belki böyle bir formül olabilir. Ne dersiniz Kuzeyev ve Lanzini ile ilgili? Kuzeyev de böyle net altı bir oyuncu değil. Çok pozisyonda oynayabilecek. Yani bana Tayfur Bingöl'ün orta saha oyuncusu gibi geldi. Yani çok pozisyonu oynayabilen, rotasyonda çok isteyebileceğim, profesyonel, Rusya milli takımında da kaptan olmuş. Hani Atiba'nın ilk geldiği dönemde de öyleydi ya, 6-8 sağ bek oynar vesaire, hani her işi görür. Kuzeyev de öyle birine benziyor. Profesyonel, taraftarın seveceği, yedek oturduğu zaman sorun çıkarmayacak, rotasyonda kendine hep bakacak.
Öyle çok müthiş pasör falan değil ama mesela ayağı tahta falan da değil yani. Kazma bir oyuncu da değil. Biraz Atiba aslında sanki anlattığın gibi geldi. Birkaç yıl öncesinin evet. Atiba'sını anlatırsın. Sonra biraz sanki hücuma yakın kullanılmış gibi gördüm ben onu. Gol asist de yapmış. Evet, daha hücuma yakın kullanılmış. Ama ben Rusya'da mesela İran ve Irak'a karşı oynamışlar son 1-2 ay önce. Orada biraz daha 8 oynamış. 6-8 gibi oynamış. Ama hücumda da oynuyor ama hücumda da bir 10 numara gibi yaratıcı bir oyuncu da değil. Koşu yapan bir oyuncu. Evet, koşu da yapıyor. Kanallara koşular evet. yapıp. Öyle skor destek veren bir oyuncuyu gördüm ben de. Ya gol asist sayısı da hiç fena değil yani bir 6-8'e göre. Evet. Peki üçlü olarak düşündüğümüzde mesela Jason Lanzini, Kuzyev. Nasıl bir üçlü? Bu olabilir çok... bence. Kuzyev 6'da mı? Yok aldı yani 2-8 gibi. 2-8 önlerinde Lanzini gibi. 4-2-3-1 gibi düşün. Bence bir tane pasör lazım ya. Yani Behal Cavmatovic'in yani üst profili gelmeyecekse Cavmatovic oynar diye düşünüyorum. Yani Gerson'a Cavmatovic bence Cavmatovic bayağı underrated bir oyuncu zaten bu arada. Ben bu arada de bu sezon daha iyi oynayacağını düşünüyorum. Hani geçen sezondan. Bir ara seri yapmıştı bir tek Trabzonspor maçında evet. bir aksamıştı. Orada Cavmatovic yoktu mesela. Hani bazı oyuncular yokluğunda hissettiriyor. Hani çok gözüde gözükmüyor takılma etkisi. Ama Trabzon maçında mesela Trabzon deplasmanında izletmiştim işte şunu. Böyle top bir duvara çarpıp geliyordu. Böyle dengeli çıkmıyordu top. Evet. Cavmatovic çok o dengeyi sağlayan adam. Yani her yere kendini gösteren, bir opsiyon yaratan, doğru yere hareket eden, doğru yere topu gönderen. İşleyen bir oyuncu yani. Çok iyi bir organizatör yani. Ben evet. onu daha önce de herhalde burada söylemiştim. Geçen sezon Galatasaray'ın 1-0 kazandığı Mustafa Muhammed'in gol attıktan sonra ikinci dakikada falan atmıştı Mustafa Muhammed ama sonra 90 dakika boyunca Konyaspor'un oynadığı evet, bir maç vardı ki Arda Turan'ın da bununla ilgili röportajı var. İlhan Hoca'ya gidip şey demiş yani aslında siz kazandınız demiş evet. yani biz kazanmadık demiş. O maçta ben statta izlemenin etkisiyle çok hayran olmuştum Cavmatovic'e çünkü onun performansının gelecek sezon artacak olmasından beklentimiz sebebi takım arkadaşlarını biraz daha iyi tanıyacak olması. Müthiş bir organizatör çünkü gerçekten. Evet. Yani arkadan hakikaten her şeyi yönetebilen bir adam. Topla beraber takımı da yönetebilen bir adam aynı zamanda. O yüzden bu sezon daha da ondan beklenmiş. O maçı ben de statta izledim. Beraber, o evet. maçtan sonra İsmail Hoca ile görüştük. İsmail Kartal'la. Hatta o maçtan hemen sonra da Fenerbahçe-Trabzonspor maçı vardı. Şu Bakasetas'ın gol attı işte Altay Kimmiş'e kırmızı kart gördü ya şu omuz falan. Evet. Hemen akşamıydı yani. O evet. maç gündüz maçıydı. Gündüz maçıydı evet. O maçtan hemen sonra Trabzon-Fenerbahçe maçı başlamadan önce İsmail Kartal'la konuştuk. Nasıldı dedi Konya maçı şey, Konya Galatasaray. Dedim Konya Spor çok iyi oynadı Galatasaray'dan. Yani Galatasaray kazandı ama Konya oynadı falan. Normal, direkt şunu demişti. Normal çünkü Galatasaray'da Amir Azamatovic gibi bir orta saha oyuncusu yok ki demişti. Yani ne 8 numara olarak ne 6 numara, Taylan, Berkan falan. Amir gibi bir oyun şeyi yok, oyun gücü yok demişti. Amir'i nerede oynatırsın diye sormuştum. Çünkü o da Konya Spor'u çalıştırmıştı ya İsmail hı hı. Hoca. Valla 6'da da 8'de de 10'da da her yerde oynar demişti. Hatta büyük ihtimalle Beşiktaş almasaydı Fener'e aldırırdı yani İsmail Hoca. Çok acayip beğeniyordu. Bosna'da ilk çıkış yaptığı zaman da Scotty dönemlerinde hatırlıyorum. 10 numaraydı zaten. Çok belli ama 10 olarak çıkıp sonra geri geldi. Yani. 8 oldu Konya döneminde. Sonra 6'ya kadar geldi. Doğru bir dönüşüm bu arada. Evet. Antalyabiç yine Arap Yarımadası'ndan kontrat bekleyen ama henüz alamayan isimlerden bir tanesi Antalyabiç'te. Orada da yine benzer Zaha, Icardi ve bahsettiğim gibi oradan kontrat alamazsa Beşiktaş'ın avantaj yakalayacağı bir oyuncu Antalyabiç transferde. Ya Sülhamistan piyasasının biraz negatif oldu ama gelecekte belki pozitif etkilerini de görebiliriz. Gelecek, çünkü evet. Atıyorum bir ara işte Dembaba'yı Çin'e satmıştı ya Beşiktaş. Bunun daha üst versiyonu geliyor gibi. Hani bir oyuncu erkenden fark edip yüksek profili kadrona kattığın zaman, bonservisini aldığın zaman Suudi Arabistan'a böyle çok acayip paralarla 30-40'lara falan satabilecek noktaya da gelebilir. Yani biraz erken çabuk hareket ederse evet. Mesela Icardi diyelim Galatasaray riske girdi. Hani bu kadar işte bu gol sayısını yakalamadan önce riske girdi. Bonservisiyle aldı, ikna etti bir şekilde. Çünkü geçen o zaman bonservisiyle almış olduğu evet. bir senaryodan bahsediyoruz. Aynen öyle. Suudi Arabistan bir anda hani bir sezon sonra 30'lara 40'lara satabilirsin yani. O evet. noktaya da gelebilir. Şampiyonlar Ligi ya da Avrupa faktörünü kullanıp öyle bir oyuncuyu alıp sonrasında evet. yüksek bedelli bir satış gerçekleşebilir. Coutinho'da işte, olabilir mesela Beşiktaş için şu anda. Coutinho'da. Mesela o işte o bahsettiğim riski evet. milleti uyandırmadan alacağı nokta şu yani evet. zaten. Halil Dervişoğlu babası haçtaydı.
O haç görevleri de artık yavaş yavaş bitiyor. Babası İstanbul'a gelecek. Ben Halil Dervişoğlu'nun Beşiktaş'ın ilk transferi olacağını düşünüyorum. Mantıklı. Halil Dervişoğlu ismi çünkü olacak. Çünkü hücum altında bir derinlik sağlayacak oyuncu lazım. Hacı Ahmetoviç diyecektim. Halil Dervişoğlu. Heyle başlayacak artık dekanızım. Halil Dervişoğlu her zaman şans verilmesi gereken profile sahip. Bence de. Her zaman o umudu kesmeyeceksin. Bir zamanlar Burak Yılmaz da böyleydi. Umudu kesmedin. Trabzon'da inanılmaz bir oyuncu oldu. Çünkü şey görüyorsun birlikte. Değil mi yani? Çok bariz bir yetenek var ortada yani. Var. Mesela Beşiktaş'ta olmadı gibi oldu. Ki bence haksızlık yapıldı Burak Yılmaz mesela Beşiktaş döneminde. Kesin. Yani biraz erken gözden düştü. Sonrasında işte Eskişehir'e gitti, Antalya'ya geri döndü galiba. Eskişehir'e gitti. Manisa, Eskişehir, Trabzon. Fenerbahçe. Antalya'da vardı ya bir arada. Fenerbahçe'den sonra Manisa, Eskişehir. Oralarda mesela Fenerbahçe'den önce de Antalya Spor'du diye kalmış aklımda. Yarım sezonda çok gol atmıştı orada. Olmadığı bir dönem var ama vazgeçmedi mesela. Bakalım ya zaten niye tahmin ediyoruz. Bir de biz bakalım dedi. İnanılmaz bir santrafora dönüş ama o havaya hep veriyordu aslında. Halil Dervişoğlu da öyle. Yani vazgeçilmemesi gereken bir profil ki hala 24 yaşında. 99 doğumlu. Yani Beşiktaş'ın hele ki Şenol Güneş yönetimi altında ki işte forvetleri, hücum oyuncularının, santraforlara dokunuşları çok pozitiftir Şenol Hoca'nın. Neredeyse yani dokunmadığı oyuncu yok. Bence çok doğru bir şey yapıyor Beşiktaş. Hem zaten bu Türk oyuncu konusunda belli ki Cenk Tosun önemli bir rol alacak. Üç Türk'ten bir tanesi olacak. Alternatifinde bir Türk oyuncu olması mantıklı. Antalya en eskisiymiş ya. Fenerbahçe'den yani sonra Burak Yılmaz. İşte Beşiktaş'a Antalya'dan geldi de sonrasında evet, tekrar gitti değil mi? Beşiktaş, Manisa Spor. Oluskaya verdi. Olusk karşılığında vermişti. Evet. Manisa Spor'dan Fenerbahçe. Sonra Eskişehir Spor, Trabzon Spor, Galatasaray diye 5 milyon artı Holosko, evet. Türk Burak, futbol tarihinin en kötü transfer anlaşması abi. Burak birisi daha vardı. Holosko için 5 milyon euro. Burak Yılmaz artı Koray Avcı. Koray Avcı mıydı? Evet. Koray. Koray mı Uğur İnceman mı? Koray. Koray, Burak ve 5 milyon euro verip Holosko alıyorsun. Burak Holosko'dan 10 kat daha iyi oynuyor sonra. Ama Burak'ın Trabzonspor'a Fenerbahçe'den gidişi de şey Gökhan Ünal'a karşılık değil miydi takasta? Ben yine Holosko'yu da hani bu arada evet kötü bir bonservis vermiştim. Holosko da sakatlıktan sonra çok düştü. Holosko da tren gibiydi yani. Ben onu çok canlı maçını izledim. Bir Trabzonspor maçı var. Bildiğin hani sırtında stoper taşın direkt tabiri. Manisa'dayken çok iyiydi. Giray'dı galiba. Giray bayağı sırtındayken gidiyordu yani hız kesmeden. Bir ara çok iyiydi Holosko sonra sakatlıktan sonra düştü. Evet, Ali Dervişoğlu transferinde en istekli kulüp Fenerbahçe diyorum, Beşiktaş. Bitirmeye yakın olan takım da Beşiktaş. Dolayısıyla da ben bu transferin Beşiktaş adına olumlu sonuçlanacağını düşünüyorum. Beşiktaş'ta stoper adayları olarak yine Gökmen'den aldığımız isimler Lianco ve Daniel Amerti isimleri. Bu isimlerle ilgili de görüşmeler devam ediyor. Amerti burada anladığım kadarıyla ve duyduğum kadarıyla daha fazla istenen birinci öncelik olan oyuncu Amerti. Bir dönem Premier Lig'de de çok ciddi performans göstermiş. 6 numara olarak çıkmıştı aslında da sonra stopere döndü. Ve fantezi kadrolarının vazgeçilmez olduğu bir dönemler hatırlıyorum ben Amerti'nin Premier Lig'de. Hangisi Lianco mu Amerti hakkında neler söylersiniz? Lianco'ya ben baktım. Southampton'daki bu senesinde çok kötü bir sezon geçirmiş. Bir de ağır değil mi? Ve ağır bir oyuncu ben o kadar ağır gelmedi bana aslında. Yani boyuna göre 1.88-1.89 boyu var yani uzun boylu. Boyuna göre ağır gelmedi bana. Ama çok dağınık geldi. Yani kenar orta karşılarken ellerinde açık kalıp penaltı yaptırması var. Oyun kurarken yaptığı hatalardan dolayı kaptırılan toptan gol yemeler var. Yani çok bireysel hata golü var maalesef. Yani direkt hani onun hatasından yenmiş goller ama takımı da çok çöktüğü için hani psikolojik olarak da bir kırılma yaşamış olabilir. Bu senesine baktım sadece. Daha önce Serie A'sı falan da var oyuncunun çünkü. Çok kötü gözükmüş bu senesi. Ama bilmiyorum yani bu kadar hani Serie A oynamış, Premier Lig oynamış falan oyuncu bu kadar kötü değildir. Muhtemelen bu seneyle ilgili bir sorun vardır diye düşünüyorum. Amerte'yi bilmiyorum. Bu senesini bilmiyorum. Amerte'yi böyle deyince gerçi biraz yanlış anlaşılıyor. Oyuncu gömülmüş gibi de anlaşılıyor da. Yani Wellington modelinin iyi versiyonu. İyi bir Wellington yani. Ama aradığın tip ama bu değil sanki. Wellington iyi oyuncu ki zaten. Ben bu arada Mina tipi bir oyuncu tercih ederdim. Kim tipi? Mina. Yeni Mina tipi. Hani daha uzun, daha agresif, daha böyle Dugano tarzı önde baskı yaptığında hava toplarını direkt karşılayacak. Koli kalacaksa da öyle mi? Tam onu soracaktım.
Ya ben Sayısı aslında öyle hayal ediyordum. Sayısın yanına Sayısın, böyle bir adam evet. gerekiyordu. Sayısın biraz kesin. Ayrılık isteği var ya. Sayısı takımdan ayrılabilir. Bir bonservis bedeli karşılığı. O bence olumsuz bir şey ya. Yani kalsa daha iyi olurdu çünkü. Ama Beşiktaş gönderiyor gibi değil de biraz Sayısı evet. ayrılmak istiyor gibi yani. Yani ana planda Kole artı Amartey bana inanılmaz güven vermedi. Tabii ki şey bu arada belli bir standart üstünde oynarlar. Ki Şenol Güneş'in bir savunmacı da hani nasıl işte 6 numaralı orta sahalardan bahsettik. Hani işte düz kesici bir altı istemez diye. Mutlaka ilk arada özellik genellikle kaleden uzakta savunma yapma becerisi olur stoperlerde. Belli bir çabukluğa sahip, belli bir hani geniş alanda oynayabilecek stoperler ister. Amartey bunu karşılayabilen bir oyuncu. Geniş alanda oynayabilen, önde baskıya gidebilen bir oyuncu. O yüzden de Wellington modelinin iyisi diye. Ama hani ben Beşiktaş'ın stoper ikilisinde daha yüksek bir kalite hayal ederdim. Hani belli ki Kole Amartey olacak. Ben biraz daha iyisini hayal ederdim açıkçası. Hani ben Sayıs'ın kalma senaryosu hatta yanına Mina gibi bir profil diye hayal ediyorum. Tayyip'i de gelecek sene bayağı kullanır bence. Yani onun o az önce bahsettiğin şeye uyuyor. Daha önce evet. savunma yapma. Zaten kullanıyordu sakatlanmadan önce de. Hani o da şeyde olur, denkleminde olur bence. Ama Sayıs ayrılacaksa kesin daha dengeleyici bir stoper gerekiyor gibi. Bence de Sayıs gitti, Kore'yle devam edelim değil. Ben Kore hani alternatif kalsa daha iyi olur gibi gözüküyor. Ben Kore'yi çok beğenmedim bu arada. Hani Beşiktaş taraftar biraz daha o konuda umutlu ama benim çok tuttuğum bir şey değil. Stoper değil. İnanılmaz. Yani. Ben de arkamı yaslanacağım stoper olarak İsmail görmem. İsmail Kartal gelmeseydi büyük ihtimalle Serdar Aziz'le transfer işi de olurdu. Olurdu gibi duruyor. Evet. Yani çünkü yeni hoca düşünmezse falan Şenol Hoca alırdı yani Serdar Aziz. Orada ama yine de bir dengeleyici bir stoper, lider bir stoper. Biraz daha yine sağlam basan değil mi? Ya Sayıs gidiyorsa bence yine sol stoperde hiç kafa karıştırmayacak. Net bir oyuncu eklesi lazım Beşiktaş'ın. Ha belki de Sayıs kalır tabii transfer dönemi bu hiç evet, belli olmaz yani. Kalırsa çok iyi olur. Planlamalar üzerinden bir şey olursa Sayıs'ı ikna etme durumu olursa Sayıs Amartey fena değil mesela. Falan. Evet. Dağılım da doğru. Redmond'ı bekliyor Beşiktaş taraftarı ama Redmond'ın işte çocuğu olacak, işi doğum yapacak. Dolayısıyla da burada İngiltere'de olma düşüncesi var. O yüzden şu an çok ilerlemiş değil görüşmeler Redmond'ın kalmasına yönelik Beşiktaş'la Redmond arasında. Oyuncuya Premier Lig'den de teklifler var ama Premier Lig'den gelen tekliflerle Beşiktaş'ın teklifi arasında fark var. Beşiktaş'ın teklifi daha yüksek bir teklif. Oyuncu karar verme aşamasında ama tercih çok kolay durmuyor yani. Evet. Yani Gökmen'in de söylediği. Ülkemizde mi yaşayalım yoksa daha iyi paraya Türkiye mi gidelim kararını verecekler. Evet işte o çocuk meselesi, yeni doğacak evet. çocuk meselesi biraz onda şey. Ya ben Redmond beğendiğim bir oyuncu. İlk 11 forması almadan önce de alması gerektiğini savunan biri olarak. Çok iyi bir profil. Bir de çok yönlü. Yani orta saha koysan oynayacak bir konumda. Az önce bir formasyondan bahsettik ya. Bir tane 6 numara, iki tane 8. İşte ceza sahasına koşu atan. O rolü bile oynayabilecek bir oyuncu. Çok yönlü. Çok zenginlik katardı ama yapacak bir şey yok. Bazen eş kararı. Tabii. Her şey bazen geçiyor. Mi? bazı. Hani ben bekarım sizden daha rahat konumdayım ama aldığın duyumlar hiç bazen olmadığı yönünde yani. Genellikle. Aynen. O zaman Beşiktaş gündeminde bu şekilde nokta alıyoruz. Bu arada Barış Alper Yılmaz'ın adı geçmişti programımızda, ona geçmiş olsun diyelim. Bir trafik evet. kazası geçirden karşı tarafa hem Barış Alper Yılmaz'a geçmiş olsun. Arabaların gürültüsü ürkütüyor ama neyse ki bir şey olmamış. Neyse ki bir şey olmamış. Bayram trafiğinden dönecek herkese de dikkatli olması yönünde telkinimizi yapalım. İstanbul'da da dikkat edelim. Yollar bayağı boş, güzel tabii ama yani boş görüp de fazla gaza yüklenmemek gerekiyor. Aynen. Aynen öyle. Herkese iyi bayramlar diliyoruz. İkaz'ı sunduğu transfer dosyasının sonuna geldik.